sermayesiz, statüsüz bir insan olarak, erkek olarak dünyaya gelmişsin. Mücadeleyi bırakma lüksün yok. Bu yüzden erkekler çoğu alanda öncüdür, kendilerini geliştirmekten başka şansları olmadığı için. Ataerkillik de işlemiş. Bu bizim doğamızdır. Şu an bu adeta bir yeni çağ dini gibi türeyen bu feminizm denilen tarikata gönül vermişler veyahut da buna uzaktan destek veren, o dilde konuşan insanlar gündelik hayatlarında erkeklerden hayvan gibi beklenti sahibi. Ben o Twitter'daki sikik sokuk tipleri gerçek hayatta hiç göremiyorum. Hiç. Hiç. Abi hanımın sana sen evde otur ben çalışacağım dese tamam der misin ama çok para kazanıyor. Birincisi ben evde boş boş oturacak insan değilim. İlla bir işlerle uğraşırım. Ha ama parayı ben kazanacağım diyorsa okey. İkincisi ve en önemlisi böyle bir şey olmaz. Kadınlar kendisinden daha düşük statüdeki ya da daha az kazanan erkekleri sevmezler. Ancak tolere edebilirler. Erkeğiz ve görevimiz bu arkadaşlar. Gus Fring Reis ne diyor? And man provides, even though he isn't appreciated or not loved. A man provides. Buyuz. Abi erkek olmak zor ve evlenmek daha da zor. Evliliği sürdürmek zor ve şu an arkadaşlar geleneksel evlilik ile bugünkü hayat tarzı bir arada olmaz. Yani hem pastanı yiyip hem de pastaya sahip olamaz. Herkesin bu kadar seçenek, alternatif sahibi olduğu bir dünyada eski geleneksel domestik aile yapısındaki o bağlılık, sadakat, kol kırılır yen içinde kalır mantığı, o özveri şu an olmaz. İkisine aynı anda sahip olamazsın. Çok ender görülen istisnaları ayrı tutuyoruz.